Basında yer alan haber ve başlıkları artı gazeteci Süheyla Kaplan aktaracak. Kendisi Skype attığımızda. Süheyla merhaba, hoş geldin yayınımıza. Sözü sana bırakıyoruz. Merhaba Ebru. Almanya'da bugün kapanma olacak mı, olmayacak mı? Lockdown gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? 28 Mart'a kadar Almanya'da COVID-19 tedbirleri uzatılmıştı. Ancak 3. dalga nedeniyle vaka sayısının hızlı artması nedeniyle bugün Bakanlar Kurulu yerel saatle saat 14'te tekrar bir araya geliyor. Başbakan Merkel bugün 17 ya da 18'de kamuoyuna bir açıklama yapması bekleniyor. Şu ana kadar Alman medyasına yansıyan taslağa göre tedbirlerin Almanya'da 18 Nisan'a kadar uzatılacağı bildiriliyor. Bazı ayrıntılar var. Örneğin izinden gelenlerin tekrar karantina altına alınması, parakende satış yapan dükkanların, otellerin kapatılması ve okulların, anaokulların tekrar kapatılması gibi. Çünkü daha önce federal hükümet inzidans değerinin, son 7 günlük inzidans değerinin 100'ün üzerinde olması durumunda acil freni çekin demişti. Bugün birçok eyalette, Almanya genelinde son 7 günlük inzidans değeri Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da 107.3 olarak belirlendi. Vaka sayısı ise 7.709 olarak belirlendi ve 50 kişi de hayatını kaybetti. Pazartesi günleri genellikle düşük oluyor çünkü hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle. Böylelikle Almanya'da COVID-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 74.714'e yükseldi. Özellikle yoğun bakım ünitelerindeki çalışan doktorlar, hekimler birliği bugün Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde çağrıda bulundu. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde COVID hastalarının sayısı artıyor. Lütfen dikkatli olalım. Herhangi bir açılma olmasın, gevşeme olmasın ve söz konusu hekimler, virologlar lockdown'un, yani sert tedbirlerin tekrar devam etmesini, uzatılması gerektiğini önerdi. Hatta gerekli gördüğü takdirde federal hükümet tarafından hazırlanan taslağa göre Almanya'da özellikle 100'ün üzerinde olan bölgelerde, eyaletlerde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması belirleniyor. Hangi saate olduğu konusunda şu ana kadar herhangi bir bilgi yok, kesin bilgi yok. Sadece spekülatif bilgiler var. Dediğim gibi bugün saat 17-18'de belli olacak ve kamuoyuna duyurulacak. Almanya Maliye Bakanı ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz bugün yaptığı açıklamada önümüzdeki Nisan ayında Paskalya Bayramı başlamış olmasından dolayı, yaklaşmış olmasından dolayı mümkün olduğunca dış ve iç seyahat yapılmaması gerektiğinin altını çizdi ve geçen yıl olduğu gibi akraba ziyaretinden lütfen uzak durun dedi, salgın nedeniyle, hızla artması nedeniyle. Almanya'da aşılama kampanyası hala yavaş ilerliyor. Geçtiğimiz hafta özellikle İsveç, İngiliz menşeli şirketin ürettiği AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya neden olmasının akabinden 2-3 günlüğüne durdurulmuştu ve Avrupa İlaç Ajansı EMA bulguların sonucunda yaptığı açıklamada, bulgular sonucunda tekrar AstraZeneca aşısına izin verilmişti Avrupa Birliği'nde. Ve Almanya'da yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre AstraZeneca aşısına güvenenlerin oranı son derece azaldı. Ve önümüzdeki günlerde de AstraZeneca tekrar aşı gönderecek doz bir takım ve aynı zamanda Johnson & Johnson aşısı da Avrupa Birliği'nde onaylanmıştı. Nisan ayının ortasından itibaren bir hareketlilik başlanıyor, bekleniyor Almanya'da. Çünkü aynı zamanda ev doktorları da aşılama kampanyasına destek verecek. Bunun akabinden Almanya bir taraftan aşı kampanyası, bir taraftan hızlı testin tam anlamıyla istenilen düzeyde gitmemesi
Bir de bunun yanı sıra özellikle maske ticaretinde, sevkiyatında CDU'lu milletvekillerinin rüşvet olayına karışması üzerine özellikle son dönemlerde Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn üzerinde baskılar artıyor. Bir de buna ek olarak Federal Sağlık Bakanı'nın bir dönemler yönetim kurulu üyesi olduğu bankanın kredisiyle 4.1 milyon euroluk villa satın aldığı ortaya çıktı. Bir süre önce mahkemeye giderek bu tür haberlerin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı aldıran Federal Sağlık Bakanı daha sonra üst mahkemeden bu kararın döneceğini anlayınca avukatı tarafından bir açıklama yapmıştı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir açıklaması var. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı yaptığı açıklamada şu an yoksul ülkelere bizden herhangi bir aşı gönderemeyiz. Ancak Avrupa Birliği'nde daha iyi bir üretime sahip olduğumuzda ancak yoksul ülkelere gönderebiliriz şeklinde açıklamada bulundu. Covid-19 salgını tedbirleri, işletmeleri dolayısıyla ekonomiyi de olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Almanya'nın Münih kentinde IFO adlı ekonomi enstitüsünden yapılan açıklamaya göre bugün Almanya'da her 5 iş yerinden birinin pandemi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Son haberimiz ise Türkiye'deki Alman basınında özellikle Türkiye'deki son gelişmeler yer aldı. HDP milletvekili Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürülmesi, HDP'ye kapatma davası ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin açıklamalar, siyasilerin açıklamaları Alman medyasında geniş yankı uyandırdı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi bugün Almanya Dışişleri Bakanı Maas bir açıklama yaptı ve yaptığı açıklamada söz konusu gelişmelere ilişkin Türkiye'nin AB'ye yanlış sinyaller gönderdiğini söyledi Dışişleri Bakanı. Aynı zamanda toplantı öncesi açıklama yapan Lüksemburg Dışişleri Bakanı ise Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin kesinlikle anlaşılamaz olduğunu ifade etti. Yine Dışişleri Bakanı Lüksemburg yaptığı açıklamada bunun orta çağa dönüş anlamına geldiğini belirterek Türkiye'deki kadın cinayetlerini işaret ederek bu Türkiye ile normal ilişkiler kurmak için ihtiyaç duyduğumuz bir yol değil şeklinde açıklamada bulundu. Almanya'da genel olarak gelişmeler bu şekilde. Ebru, söz sende. Süheyla Kaplan, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkürler.